Hepiniz hoş geldiniz. Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesi bugün itibarıyla toplamda 480 bin metrekare arsa alan üzerinde faaliyetine geçmiş durumda. %50 kapasiteyle fabrikalarımız çalışıyor. Yani organize sanayinin kapasitesi %45-50'lerde, ondan bahsediyorum. Bugün itibariyle 19 tane aktif fabrikamızda 2500 istihdamımız var. 2023-2024 yılları sonlarında da tamamlanacak toplamda 25 tane daha aktif devam eden, inşaatı devam eden tesisimiz var. Organize Sanayi Bölgesi, Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesi tamamlandığında, %100 faaliyete geçtiğinde 46 tane tesiste 5000'in üzerinde bir istihdamı gerçekleştirmiş olacağız. Organize Sanayi Bölgesi'nden toplamda 60 tane ülkeye ihracat gerçekleştiriliyor. Savunma sanayi, tekstil, fındık entegre tesisi, makine parçası, yine savunma sanayinin alt grubu silah parçaları, enerji sektöründe faaliyet gösteren firmalarımız, makine sektöründe üretim yapılan firmalarımız olarak toplamda karma çalışan bir organize sanayi bölgemiz. Evet. Boş parsel var mı şu anda? Bir firmamızdan geri aldık. Onu da çalışmasını yapıyoruz. Özellikle bir parseli şu anda boş tutuyoruz. Çünkü organize sanayi bölgesindeki hizmetlerimize devam edebilmesi için yönetmelik gereği burada bir boş parselimiz olması gerekiyor. Kendi organize sanayi bölgesimizdeki kendi binamızı yapabilir. Bunun için kredi kullanabilmek için bakanlıktan bir boş parsel bırakıyoruz bu sebepten dolayı. Şu anda İkinci organize sanayi bölgesindeki en büyük sıkıntı nedir? Doğru mu anladım? Valla çok şükür Allah'a, ikinci organize sanayi bölgesinde bizim şu anda eksik kalan bir sıkıntımız yok. Eksiklerimiz var. Şöyle, yönlendirme tabelalarımızı zaman içerisinde yapacağız. Organize sanayi bölgemize ait idari bina yapımını planladık. Bununla ilgili bakanlıktaki çalışmalarımızı takip ediyoruz. Olmazsa olmazımız, bence idari binamızdan da daha önemli, yönetimimiz bu konuda çok hassas. Organize sanayi bölgesinin en güzel yerinde bir çalışanlara yönelik kreş yapma hazırlığımız ve projemiz var. Yine organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren firmalarımızın ara eleman ihtiyacını gidermek için planladığımız mesleki eğitim merkezimiz var. İnşaatı devam eden, bugün itibarıyla %50'si tamamlanan, 2023 yılı içerisinde de faaliyete geçmesini planladığımız Giresun Üniversitesi Başkanlığında, Rektör Hocamızın Yönetim Kurulu Başkanlığında Teknoparkımız 2023 yılı içerisinde faaliyete geçecek. Bu eksikliğimizi de inşallah tamamlamış olacağız. Yani onun dışında bir eksiğimiz yok. Giresun 2. Organize Sanayi Bölgemizin tüm Türkiye'de olduğu gibi artan 200'ün üzerinde yeni organize sanayi bölgesinden bir tanesi. Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesi, ilimize bu yatırımın kazandırılmasında başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ili büyüklerimiz, siyasilerimiz, bakanlarımız, dönemin Milli Savunma Bakanı, Gümrük Ticaret Bakanı, aynı zamanda Başbakan Yardımcısı Sayın Nurettin Canikli'ye, gelmiş geçmiş ve şu andaki görevdeki milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, valilerimize, mevcut valimiz Enver Ünlü Bey olmak üzere nezdinde bütün valilerimize, milletvekillerimize, ticaret odası başkanlarımıza ve STK'larımıza, organize sanayi bölgesinde faaliyet aşamasındaki yönetimimizde yer almış yönetim kurulu üyelerine ve müteşebbis heyetlere sonsuz teşekkür ediyoruz. Ve bu noktada da her daim özellikle burada mesai gösterdiğim süre içerisinde beni yalnız bırakmayan Bulancak Ticaret Odası Başkanımız Ali Fatoğlu abimize, Giresun Ticaret Odası Başkanımız Hasan Çakır Melikoğlu'na da çok teşekkür ediyorum. Ali Bey, savunma sanayi dikkatinizi çekti. Evet. Savunma sanayi ile ilgili ilimizde çok önemli bir tesisimiz var. Yavuz 16 Girsan Silah Fabrikamız. Girsan Silah Fabrikası'na üretim yapan Girsan'ın tedarikçilerini de organize sanayi bölgesi içerisinde oluşturmaya çalıştık. Girsan Silah Fabrikası'na ve diğer silah fabrikalarında da, Türkiye genelindeki silah fabrikalara da parça üreten, onlara altyapı sağlayan en az 4 tane daha tesisimiz bölgemizde
faaliyet gösteriyor. Bunların iki tanesi inşaat halinde, iki tanesi devam ediyor. Yine birçok makine üreten tesisimiz, makine parçası üreten tesislerimiz, özellikle silah parçası da yapabilme kabiliyeti içerisinde bünyelerinde bulundurdukları CNC tezgahlar ve makineler bugün belki kendi iş kollarındaki üretimleri yapmalarına sebep oluyor ama aynı zamanda bu firmalarımızın tamamı organize sanayi bölgesi içerisinde savunma sanayine yönelik parça yapabilme kabiliyetine ise sahipler. Ali Bey de Fisko Birlik toplamda 25 bin metrekare, 24 bin metrekare arsa üzerinde kendisine arsa tahsis edilmiş durumda. Projeleri, çalışmaları devam ediliyor. En son geldikleri noktada kararları, yanılmıyorsam Bulancak Kooperatifi, Keşap Kooperatifi ve Piraziz Kooperatifi olarak 3 ayrı Fisko Birliği ait, Fisko Birliği'nin alt grubundaki kooperatiflere 3 ayrı inşaat şeklinde bir çalışmaları var. Bu yönde ilerliyorlar. Ali Bey, organizasyon şöyle, teknik bilgileri Bahadır Bey verdi. İl istihdamına, ilçelerimizin istihdamına, Bulancak'ın, Piraziz'in ve Giresun Merkez'in istihdamına yaklaşık 5000 kişilik bir istihdam sağlayacak organize sanayi bölgesi. Biz burada başlangıcından beri elimizden gelen bütün gayreti gösterdik. Müracaatların tamamını yerinde inceledik. Türkiye'nin her yerine gittik. Daha önce yapılmış organize sanayi bölgelerinde ziyaretlerde bulunduk. Buralarda yapılan hataları yapmamaya gayret gösterdik. Elimizden geldiğince en düzgün şekilde organize sanayi yaptık. Benim için buranın en önemli kısmı istihdam. İkinci en önemli kısmı da TEİYAŞ'ın buraya yapmış olduğu indirme merkezi yatırımı. Çünkü biz burada şantiyelere kurmaya başladığımızda şantiyelere dahi elektrik veremeyecek durumdaydık. Çok şükür bugün itibariyle Bulancak'ın ve Piraziz'in Giresun üzerindeki elektrik yükü alındı ve burada da biz direkt 154 binlik ortak gerilim hattından elektriği alıp tesislerimize elektriği veriyoruz. Bir diğer husus, burada elektriği biz yıllık ortalama %17 ile 20 arasında organize sanayi bölgesindeki firmalara, organize sanayi dışındaki firmalardan daha ucuz veriyoruz. Çünkü dağıtım lisansına sahibiz. Kendi elektriğimizi kendimiz dağıtıyoruz. Bunun haricinde hep arzu ettiğimiz firmaların büyümesi, işte göz bebeğimiz 2-3 tane firmamız var fındık sektöründe, savunma sanayi sektöründe. Bu firmalar buraya geldiklerinde işlem kapasitesini, istihdam kapasitelerini minimum 2'ye 3'e katladılar. Bu bizim için gurur verici bir netice. Netice itibariyle işin günün sonunda burada çalışan insanlar bir gün gelip bize Allah razı olsun derlerse biz de amacımıza ulaşmış oluruz.